Merhabalar. Bugün 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Bir yazımı 2008'de yazdığım, kaleme aldığım bir yazımı kayda geçmek istiyorum. Niye kayda geçmek istiyorum? Çünkü sitede, yayınlanan sitede işte kayıp. 4. Kuvvet Medya sitesinde, yani orada çıkmıştı. Başka birkaç site daha vardı. İşte işin ucu şeye dokununca, Kemalizme dokununca hemen siliyorlar bir şekilde, biliyorsunuz. Yazım şu abiciğim. Şöyle göstereyim. Şöyle birinci sayfa. Tamam. Birinci sayfayı kayda geçtik. Şaka yapıyorum, okuyacağım. Şöyle, bu da ikinci sayfası. Şöyle. Evet. Şimdi başlığımız ne? Korku rejimlerinde aydın olabilmek. Biraz önce bir video çekmiştim. İşte önemli olan korku rejimlerinde aydın olabilmek. Ses çıkartabilmek. Onun için söyledim biraz önce. Var mı dedim bu 5816 sayılı faşistan kanunla mücadele edecek gazeteci. İşte avukat arkadaşımıza teşekkür ettim. Ondan sonra avukat ve diğer mesleklerde o anlamda. Mesela korku rejimlerinde aydın olabilmek. Çok kısa geçeceğim hemen kaydı. Zamanın ruhuna da uygun gitmeye çalışacağım. Ara sıra şeyler olabilir. Ne derler? Giriş çıkışlar yaparım. Kim? Profesör Atilla Yayla. Kendisine söyledim, dedim bir konuşalım falan dedim. O adam demek ki bayağı travma yaşadı. Yanaşmadı. Ondan sonra bayağı korktu. Korkutulmuş. Yani ne yapsın adam abi? Şu. Şöyle göstereyim ben size. Tanıyorsunuz Atilla Yayla. Atilla Yayla ne oldu? 2006'da 2008'de karar alınmış, ceza kararı. 2006'da bir yerde bir konuşma yapıyor. Mustafa Kemal'e bu adam diyor. Vay sen nasıl bu adam dersin diye. Bak bak bak. Şuraya bak ya. Rezilliğe bak. Trajikomik ya yani. Komik ve traji yani. Bu adam kalp krizi geçirdi. Onun için trajik. Ama diğer taraftan komik. Bir adam dedi diye, bu adam dedi diye ve bir de şey, Kemalizm gerilemiştir. Yani geriliğe sebeptir dedi diye adam 5816 sayılı faşistan kanunla ceza yedi. Yani 2006'da açıldı. 2008'de 2 sene sonra karar verildi. 15 ay, 1,5 sene. Ne oldu? Önce üniversiteden atıldı, işsiz bırakıldı profesör. Sonra karar şeye gitti, temize olsun diye Yargıtay'a. Yargıtay, yani genelde ne olur? Şeyi ya daha cezayı azaltır ya da bir şey olur. Burada çok anormal bir şey oldu abi. Cezayı az buldu Yargıtay. Komikliğe bakar mısınız? Trajikomikliğe bakar mısınız ya? Hey Yargıtay. Trajikomikliğe bakar mısınız abi? Kimin ellerinde? Ve cezasını artırdı. Adam bunun üzerine kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Ağır bir dönem geçirdi. Düşün ya. Yani şeydeyiz. 2006'lar, 2008'lerdeyiz ya. Yani bundan 11 sene evvel ve şu anda da aradan 11 sene geçmiş. 2019'dayız. Fazla pek değişik bir şey yok. Nereye gidiyoruz ya? Bu nasıl bir şey ya? Ne menen bir şey. Peki hemen yazıya geçelim. Şimdi ne dedik? Korku rejimlerinde aydın olabilmek. Yani Atilla Bey'e karınca kararınca bir destek olsun diye o dönem yazmıştım. Kemalizm gerilemiştir diyen Profesör Atilla Yayla'ya bu düşüncesinden dolayı hapis cezası verildi. Bu cezadan önce zaten hakim medya cezasını vermiş. Evet, linç etmişti. Bu pezevenk medya var ya, bu ana akım diyorlar ya buna, diyorlardı ya. Bu aşağılıklar zaten linç etmişti. Biliyorsun, linçseverler linç etmeyi. İşte şeyi, Ahmet Kaya'yı. Ertuğrul Özkök, yatacak yerin yok senin. O başlıkları attın. 28 Şubat'ta attığın başlıklar. Bu adamı attı. Bunu da sen atmışsındır. Onu da söyleyeyim. Bu arada aklıma geldin. Ha. Ondan sonra linç edip kenara atmıştı. Ulan yatacak yeriniz yok. Allah belanızı versin. Bak tutamıyorum hala kendini. Kim eğer linç ettiyse o medyada en ufak böyle şeyi olan, payı olan var ya, küçük kalem ucu kadar payı olan, hepinizin Allah belasını versin diyeceğim. Çıksın yani. Bu adamın yaşadıkları sizden kat kat çıksın. Tutamıyorum kendimi ya. Çok pislikler ya. Hakim medya her zaman yaptığı gibi cımbızlama. Tık. Mesela ben şu anda konuşuyorum değil mi? Benim bu bölümde hemen 2-3 saniyeliğini, 1 dakikalık bölümünü keserler. Tutarlar sana, kullanırlar. Cımbızlama yöntemiyle cümle içinde geçen bir sözünü öne çıkarıp vurun kahveye diye aslanların önüne atmıştı. Bu linç cezası hemen etkisini göstermiş. Bak demişim o zaman da. Atilla Yayla kalp krizi geçirmişti. Yazık ya. Buraya kadar şaşıracak bir şey yok. Evet, yaptıkları şeyler, şaşıracak bir şey yok. Bu kadar aşağılıklar yani. Aynen söylüyorum. İstiyorsanız kafa kafaya gelelim yani. Hodri meydan. Kıçınız yiyorsa. Yayla kalp krizi geçirmişti. Dedik. Bu hakim medyanın dışında iyi kötü şimdi internette alternatif bir medya oluştu o zaman. 2008. 2007. Ve kimseden, gözünden kaçanları tenzih ediyorum. Bir destek yazısı görmedim. Buyur. İnternet medyasında da görmedik. Bir tek yine biz bu fakir. Yine bu fakir. Atilla Bey yani bir teşekkürü herhalde edersin artık. O dönem. Ondan sonra işte Sevan Nişanyan da içeri atıldığında bu fakir bir destek videosu yapmıştı. Ne yapalım yani? Söylemekte fayda var. Kenara çekilmişler. Kimi oh olmuş. Yapıyorlar. Oh olmuş. Kimi de bana dokunmayan yılan bir yaşansın. Bencil bunlar. Egoist. Pislik. Sadece para için yapıyorlar bu işi. Çoğu. Para için. Yeni öğrendim onu da. Anlatacağım onu bir gün. O, kulakları çınlasın, Nihat Genç anlattı. O Belçikalı kerhanede çalışan kadın hikayesi. Kadın o ana kadar intihar etmiş de ama o ana kadar kerhanede çalışanların para için çalıştığını bilmiyormuş. Yani inan ki geçen arkadaş geldi, gazeteciler ne paralar alıyorlarmış böyle o şeylerden, haberlerden falan. Ali Özler, kulakların çınlasın. 30.000 dolar işte bir Antarktika'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. 30.000 dolar, 20.000 dolar. Amacı para yemekmiş bunların. Ve ben daha yeni öğrendim. Şaşırdım. Ve Belçika'daki kadın aklıma geldi. Neyse. Sağ ol Nihat Genç bu arada. Bu konuda anlaştık. Ama sana da eleştiri şehrerim var bir ara. Sana da geleceğim. Kemalistsin ya. Kenara çekilmişler. Kim dedik, onu dedik. Zaten gündemden de düştü. Düşürüldü. Bak gündemden de düşürülüyor. Unutturuluyor. Cezayı basıyorlar. Unutturuyorlar. Aşağılıklar. Sıradaki gelsin. Hayda gelsin sıradaki. Kim geldi? Süleyman Yeşilyurt gelmiş. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hani dillere pelesenk edilen meşhur Voltaire'in o ünlü sözü var ya. Söylediklerini kabul edemem. Ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim. Var ya. Arkadaşlar düşünce mi seçiyoruz, adam mı? Nedir bu çifte standart? Nedir bu korku? Korku rejimleri mi? Ha? Neden korkuyoruz? Böyle durumlara sessiz kalmak aydın dürüstlüğüne halel getirmez mi? Zarar getirmez mi? Demişiz. Vicdanlarınızı rahatsız etmez mi? Varsa eğer rahat uyuyorsanız. Ertuğrul Özkök uyur ya. Çeker şarabı uyur. Onun için sorun değil. Aydın, hakaret ve saygısızlık içermeyen her düşünceye aynı mesafede yaklaşmaz mı? Buyur. Bakın 5816 sayılı kanun sadece hakaret ve küfür değil. Tamam mı? Yani küfür etmeseniz, hakaret etmeseniz bile eleştirme hakkınızı elinizden alıyor. Anladınız mı? Çoğu bunu bilmiyor. Tekrar yaptım bu saplamayı. Anlıyorum. Kolay değil. 1908'den günümüze kadar İttihat ve Terakki'nin uzantısı olan tabularla dolu bir rejimin içinde aydın olabilmenin zorluğunu tahmin edebiliyorum yani. Zorluyorum kendimi. Bakmayın siz o kraldan çok kralcılara, burada Atatürk'ten çok Atatürkçülere demişim. Atatürk kullanmıyorum biliyorsunuz. Anama küfür ettiremem. Kemalistlerden çok Kemalistlere diyelim. Kimse benim hatam değil. Benim hatalarım belli. Benim hatam 1923'te başlamadı. Terbiyesizlik yapmayın. Yine demişiz işte 2008 Atatürk dememiş mi? Bak. Yani ne diyecek? Hepsi manipülasyon. Söyledikleriyle yaptıklarının alakası yok. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller isterim. Vay. Yalana bak. Hani nerede 85 yıldır fikri hür olabildik mi? Ulan 5816 sayılı kanun diyor be, ne fikri hürü be. Yalan be, sahtekarlık bu. Hani köylü milletin efendisidir diyorsunuz. Aşık Veysel'i kıyafetinden dolayı Ankara'ya sokmuyorsunuz. Onu da yazmışım. Köylü milletin efendisi, efendilikten geçtik. Adam yerine dahi konulmuyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sahtekarlar. Kimin egemenlik? Ondan sonra Fikret Başkaya'nın kulakları çınlasın yine sağ olsun. Ona gönderme yapıyoruz. Real Atatürkçülük kitabından kitabında belirttiği gibi diyoruz. Az kaldı bitiyor. Asıl Devlet Partisi demiş o. Yani egemenlik, genelkurmay, o zaman 2008'den bahsediyorum. TSK yani. TSK'nın uzantısı Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanlığı, o zamanki Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi yok. Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı Organları, bildiğiniz CHP, Barolar Birliği. Barolar Birliği sizi hemen atar. 5816 sayılı kanunla ilgili muhalifseniz, muhalif bir avukatsanız. Ondan sonra kayda geçmeye devam ediyoruz yazımızı. Çünkü internetten siliyorlar. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi. MIT, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, medyadaki uzantıları. Partiler mi? Evet, partiler mi? Onlar sadece taşeron. Asıl Devlet Partisi sahne gerisinden onları yönlendiriyor. Ama taşeronluk anlaşmasına uymayanları sahneye çıkıp indiriyor. Söylem başka, uygulama başka. Maalesef. Bize bu ikiyüzlülüğü bir kısım kralcılar yaşatıyor. Bu kralcılar koydukları antidemokratik yasalarla düşünceye yasak getiriyorlar. Amaçları 301 ile Türklüğü, 159 ile Atatürk'ü korumak değil. Bu arada 5816 sayılı kanuna koymamışız. Bunların arkasına saklanarak kendi çıkarlarını korumak, devranlarını sürmek. Türkiye'deki bütün cuntacılar Atatürkçüydü, Kemalisti, vay be. Hortumcusu, yolsuzluk yapanı vesaire hemen Atatürkçülük kalkanı arkasına saklandı ve saklanıyor. Evet, bunu kaldırsan kullanamayacaklar, istismar edemeyecekler işte. Ya. Kendine güveni olmayan, gizlisi saklısı olan, halktan birçok gerçeği saklayan rejimler, yasaklar ve tabular kor. Bunu kırmanın yolu düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaktır. Tabii ki bunu Asıl Devlet Partisi'nden beklemeyeceğiz. O şeyden, güç odağından. 85 yıldır bize bu hakkı vermedi. Evet, 85 yıldır hiç değişen bir şey yok. O dönem için, 2008 için söylüyorum. Vermeyecekti. İş bize düşüyor. Her kesimden düşüncenin yanında yer alarak, böyle sessiz kalarak değil. Yani o dönem Atilla Yayla'yı desteklemeniz lazımdı. Ve bağırıyoruz. Orada kimse var mı destekleyecek? Bahattin Çağdaş Londra. 2008'de yazılmış. Yazdık ve kayda geçtik. Evet, bugün 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Bir yazımı daha kayda geçmiş oldum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.